Evet, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta Yüksek Seçim Kurulu'na, YSK'ya güvenmediğimi Sağır Sultan bile duydu dedi. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan bir cevap var. Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğimi ya Mısır'daki Sağır Sultan duydu. Gündeminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları vardı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yüksek Seçim Kurulu üye seçim sürecinden bahsetti. Niye güvenmiyor sorusunu yöneltti. Diyor ki Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyorum. Niye güvenmiyorum? Cumhurbaşkanı atıyor. Allah aşkına YSK'nın üyelerinden bazılarının görevi sona erdi. İşte seçimler yapıldı. Danıştay'dan üye seçiliyor 5 tane. 6 tane de Yargıtay'dan üye seçiliyor. Bunların hepsi Danıştay ve Yargıtay üyelerinin yaptıkları oylama sonucu salt çoğunlukla seçiliyor ve doğrudan seçiliyorlar. Seçimde hile hurda olabilir algısı oluşturmak istiyorlar. Hiçbir hukuki engel söz konusu değildir. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ mecliste basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması talebini reddetmesinin oy birliğiyle alınmış isabetli bir karar olduğunu söyledi. Bozdağ'ın gündeminde başörtüsü teklifi de vardı. Eğer başörtüsü konusunda samimilerse bahaneyi bıraksınlar, destek olsunlar dedi. Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Efendim, seçim tarihinin neden 14 Mayıs olarak belirlendiğini anlattı. Kim? Ali İhsan Yavuz. Seçim dönemlerinde aşina olduğumuz bir isim kendisi. Özellikle o zamanlarda çokça karşımıza çıkıyor. Erdoğan'ın adaylık tartışmalarına açıklık getirdi. TV100'e Ankara'da Neler Oluyor programımız var. Çok izlenen bir program. Ona katıldı ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz meclisten seçim kararı beklemiyoruz dedi. Geriye kalan tek seçenek olarak Cumhurbaşkanı'nın seçim kararı vereceğini söyledi. 18 Haziran olursa aşağı yukarı kaç milyon seçmen bundan etkilenmiş olacak? Sadece hac mevsiminden sebebiyle yurt dışında olacak 100 bin kişi olduğunu düşünün. Ve bu tatilcileri, mevsimlik kişileri vesaire minimum birkaç milyon kişinin etkileneceğini düşünüyorum. Seçim tarihinin güncellenme sebeplerini sıraladı. 18 Haziran'da yapılsaydı milyonlarca kişi etkilenecekti dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusundaki tartışmaları çok net sözlerle değerlendirdi. Net soruyorum, Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabiliyor mu kanuni açıdan? Net söylüyorum, yeniden aday olur. Önünde hiçbir engel yok. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, TV 100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel'in Ankara'da Neler Oluyor isimli programına konuk oldu. Muhalefetin Cumhurbaşkanı'nın tekraren adaylığı ile ilgili eleştirilerine 2028 seçimleri olsaydı haklılardı şeklinde yanıt verdi. Ama bu tartışmalar bir gün yapılacak ve o günde 2028 olacak. Yani 2028'de bu tartışmalar yapsalardı doğruydu, haklıydılar. Sayın Cumhurbaşkanımız birinci döneminde, şimdi seçilecek ikinci dönemi olacak. 2028'e geldiğimizde onu konuşacağız. Yenileme kararı almadığı sürece Sayın Cumhurbaşkanımızın son dönemi. Ama 2028 geldiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yenileme kararı alırsa işin rengi değişir. Yavuz seçim tarihinin açıklanması için 10 Mayıs tarihini işaret etti. Seçim kararı için olası iki formülü değerlendirdi. Anayasamızın 116. maddesi çok net. Türkiye Büyük Millet Meclisi 5'te 3 çoğunlukla, ki bu da 360 milletvekili demektir, seçimlerin yenilemesine karar verir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kararı verirse de ne zaman seçimin olacağını da bu kararla birlikte hüküm altına alır. İlk formül, yani meclisten seçim kararı çıkmayacağını öngörüyoruz diyen Yavuz, 14 Mayıs'ta kararlı olduklarını söyledi. Altılı Masa'nın bileşenleri dedi ki 6 Nisan'dan sonra biz yokuz bunda dedi. Bizim zaten de, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti böyle bir öneriye destek vermeyeceğini de açıkladı. Biz de ne diyoruz? Biz de diyoruz ki valla ondan önce olmaz diyoruz. Çünkü yeni yasaların uygulanmasını istiyor. Cumhur İttifakı'nın tek başına yetmiyor milletvekili öyle sayısı. Öyle gözüküyor. Sanki öyle muhalefette gözüküyor. Destek vermiyor. O zaman ikinci yol, ikinci ihtimal söz konusu olur. O da Cumhurbaşkanı'nın seçim yenileme kararı.